Destek her kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İldemir ve bugün sizlerle beraber Hacettepe Tıp Vlogu çekiyoruz ve yanımızda Öykü ve Kayra var. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Bugün ilk başta binadan başlayacağız arkadaşlar. Zaten arada müzik girer, siz de görürsünüz. Arkadaşlar şimdi Hacettepe tıpla alakalı, yani tıp öğrencilerinden Kayra ve Öykü'den birkaç bilgi alacağız. Hani bir günleri nasıl geçiyor, memnunlar mı, gelecek planları nasıl vesaire. Sizin merak ettiklerinizi aslında onlara soracağız. Öykü ile başlıyorum o zaman. Tamam. Öykü, şimdi tıp okuyanlar genel bir ön yargı vardır. Hani tıp okuyanlar çok sosyal değildir, full ders çalışıyordur vesaire gibi. Sence öyle mi? Bence çok aşırı öyle değil ama biraz öyle. Yani ders çalışman illa gerekiyor. Hani yatarak geçemezsin, yatarak iyi not alamazsın. Ders çalışacaksın illa ama sosyal de olabilirsin aynı zamanda, vakit bulabilirsin. Kesinlikle hani hiç sosyal değiliz değil, sosyaliz. Evet. Sosyal ama varlık. Ama çalışıyoruz da. Mesela sosyal olarak, yani sana dönüyorum o zaman Kayra. Tam böyle röportaj dersinde. Kayra, sen neler yapıyorsun bir günde okulda, sosyal anlamda? Ders harici, lab harici. Tamam. Yani burada bizim oturabileceğimiz bir iki kafe falan var. Hani okul kampüsü içinde. Bazen oraya gidiyoruz arkadaşlarımla ya da işte hamam önüne yakın olduğu için. Oradaki yine kafelere, yemek yerlerine falan. Ve işte özellikle favori aktivitemiz 101'e. Kötür oynamaya çok gidiyoruz. Okulda hani ya da normal bir şekilde oturup hani sohbet, muhabbet. Normal dışarı çıkınca ne yapılabiliyorsa onları yapıyoruz yani burada da. Ya genel olarak peki mesela siz de sınava hazırlanıyordunuz. Hani buraya geldiğinizde bir hayal kırıklığı veya ya böyle miymiş, üniversite ortamı böyle miymiş? Hani şu an hani merak ediyorlar ya, o yüzden soruyorum. Ya sadece bizim okul için değil bu. Genel olarak üniversiteye dair en büyük yaşadığım hayal kırıklığı daha fazla çalışmayı gerektirmesi. Yani böyle bir mola, hep öyle şey düşünmüştüm, sınavdan sonra tamam dinleneceğim. Zaten üniversitede hani çok da şey yok. Ama daha fazlasını gerektiriyor. Bu benim için en büyük hayal kırıklığıydı yani. Ama tabii yani bunu izleyenler için de daha fazla çalışsak da daha zevkli şeyler çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. En azından evet. Evet, en azından mesela Öykü keyif alıyor. Hani ben ve Kayra belki çok sevmiyor olabiliriz mesleklerimizi ama. Yani ben üniversite sınavı dönemi kadar çalışıyorum en az. Evet. O biraz sıkıntı, o biraz moral bozuyor ama böyle çalışırken kendini mutlu hissediyor insan bir şekilde ya. Çünkü en azından daha evet, mantıklı, evet. Akla yatkın şeyler. Mesela lisedeki komediden kesinlikle çok aşırı farklı ve hani işe yarayacağını hissediyorsun çalıştığın şeylerin. Evet. Onlarla seni motive ediyor o çalışmaya. Onlarla çalışmak aşırı kıfet gibi gelmiyor. Evet. Yani sınav haftaları hariç. Sınav haftaları çok psikolojik olarak zor. Tamam, bir an. Şimdi biz komite denilen sistemle sınav oluyoruz. Derslerimizi ona göre işliyoruz. Yani atıyorum bir komitenin bir konusu oluyor. İşte o konuyla ilgili tüm dersleri alıyoruz atıyorum. Anatomi görüyoruz, histoloji, fizyoloji, bu ikinci sınıf için bahsediyorum şu anda. İşte biyokimya, biyofizik ne varsa o konuyla ilgili gereken tüm dersleri alıyoruz bunların içinde. Yani en fazla 7 hafta verildi bize. Yani işte ortalama 5-6 haftalık bir süremiz oluyor. Tüm dersleri bitirdikten sonra da bir hafta bir boşluk ve en son 2 günden oluşan bir sınava giriyoruz. İlk günde lablara, sınavlarına giriyoruz. Genellikle anatomi, histoloji ve fizyoloji sınavına. O çok uzun sürmüyor. Daha sonra ikinci günde asıl sınava giriyoruz. Tüm derslerden oluşan, yani tek bir sınava giriyoruz. Sınavda tüm derslerin soruları falan oluyor. Ortalama 90 soru oluyor diyelim. Hani her sınav konunun sayısına göre falan değişiyor. Ve test sınavı oluyor. Hani bu açıdan
yani fakültenin sağladığı tek kolaylık bence test sınav olması diyebilirim. Sallayabiliyorsun. Evet, en azından böyle aklına bir şeyler gelebiliyor, sallayabiliyorsun, bir şeyler yürütebiliyorsun. O açıdan iyi oluyor ama yani kolay mı tek seferde hepsini çözmek? Yani zor. Peki geçme oranı nasıl? Mesela ben hep merak ediyorum. Herkes zor diyor da ya yine bizim, çok kişi geçiyordur özellikle Hacettepe tıp tayfadan. Yani bizim şeylerde böyle gözüküyor. Hani bizim geçme notumuz 60 ve hani sınav açıklanacak kimler 60'ı geçmiş gibi bir oran var. Yani her sınav yaklaşık %60-65'i 60'ın üzerinde alıyor. %40 kalıyor yani. Yani bu ikinci sınıf için evet. Üçte daha kötü durum. Bayağı sıkıntıymış. Aslında bizde oranlar daha kötü mesela. Ama şey yok mesela, kalma atıyorum. Bu sınava girdik, 60 alamadık. O zaman kalıyoruz gibi bir durum yok. Hani yolumuza devam ediyoruz. Bize kalma senenin sonuna bağlı. Hani böyle şey değil. Bunda kaldın, bunu tekrar alman gerekiyor gibi bir şey yok. Bu da biraz aslında kötü bir taraf galiba. Senenin sonunda eğer ortalamamız 60 olamazsa, hani finalden sonra büte kalıyoruz, büte de geçemezsek, o zaman ikinci sınıfı komple tekrar okumamız gerekiyor. Bayağı garip kötü bir sistem yani. Bizim sistemimiz çok daha basit. Yani en azından bir daha al. Şey verilebilirdi belki. Bunu bir daha alman gerekebilir denilebilirdi ama tüm seneyi bir daha almak kısmı biraz zor ve korkutucu yani. Mühendislikten herhalde öyle iki farkı var. Bir ders bırakamıyorsun, ya tümden kalıyorsun ya şey geçiyorsun. Bir de şey, ödev değil de sınav ağırlıklı. Evet, mühendislikte daha çok ödev oluyor. Evet. Bizde ödev yapmayınca geçemeyeceğimiz bir sürü ders var. Ki ödevden öğreniyoruz biz zaten genelde. Tamam, o zaman daha çok böyle sosyal etkinlikler. Onları da Öykü anlatsın. Ben anlatayım. Sen hangi topluluklara dahilsin? Hangi etkinliklere dahilsin? Şimdi ben de aşırı etkin değilim ama az çok biliyorum, onları ne anlatayım. Şimdi genel olarak 4 tane kulüp var. Hücbat, Medisep, Mantar, Hüksat. Bunların açılımı ne ben hiç anlamadım. Bütün açılımını Hacettepe Üniversitesi Fakültesi, orayı söylemeyeyim. Hütbat, Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu. Bu böyle daha bir tık daha resmi, daha bilimsellikle ilgili olan kulüp. Kariyer topluluğu gibi. Evet, yani birkaç tane alt ekibi var. İşte bir ekip bilimsel araştırmalar ekibi. İşte hocalara yazıp konferans düzenliyorlar. İşte bir ekip kurslar ve stajlar, işte değişik kurslar düzenliyorlar, işte bakteri boyama olsun, EEG olsun, hani onları öğrencilere gösteriyorlar, normal derslerde göremeyeceğimiz şeyleri. İşte aynı zamanda yaz stajı ayarlamaya çalışıyorlar. Onun dışında başka ne vardı? Evet, makale saatleri, ilgi kulüpleri var yine Hütbat'ın içerisinde. Onda da şey yapılıyor işte, belli bir hocayla anlaşıyorsunuz, 2 haftada bir, 3 haftada bir hocayla o konuya ilgili öğrenciler toplanıp hani makale tartışıyor. Böyle daha kariyer odaklı bir kulüp var. Onun dışında Medisep diye bir kulüp var. Onda da şey, daha çok işte farkındalık arttırma, sosyal etkinlikler gibi, işte tıp etiği, halk sağlığı gibi alt dalları var. O konularda yine konferans tarzı etkinlikler düzenleniyor. Hütsat müzik kulübü. Müzik yapıyorlar. Parti çok detaylı. Parti yapıyorlar. Parti yapıyorlar. Mantar da parti yapıyor. Evet. Parti Mantar yapan iki kulübümüz yapıyor. Var. Evet. Daha çok bizi ilgilendiren hoca. Pardon. Bilimsel araştırmaları. Çok umurumuzda değil yani şu an. Komite çıkışlarında parti düzenliyor Mantar. Daha doğrusu bizim hep komite çıkışlarımıza denk geldi. Evet, bizim hep komite çıkışlarımıza denk geldi. Böyle kulüpler. Evet. Beytepe'de de kulüpler var. Hani onlara da katılabiliyoruz biz ama genelde bu sayı yerleşkesindekiler çok Beytepe'ye gitmeyi tercih etmiyor biraz. Uzak, bayağı uzak hatta. Bayağı uzak. Peki bir gününüz nasıl geçiyor? İkiniz de ayrı ayrı anlatın. Yani ama şey olsun, böyle labınızın olduğu bir gün olsun, amfinizin olduğu gün. Bir de sınav gününüzü anlatın. Hani insanlara merak ederse. O zaman ben neden bahsedeyim? Hangisini? Lab gününü ben alıyorum. Amfi gününü değil de. Yani lab olduğu zaman... Ben alıyorum. Lablar hakkında biraz konuşur musun? Kadavra, tamam, kurbağa kısmı. Olur. Bence o olur. Eğlenceli olabilir. Tamam. Lab'dan bahsedelim. Lab'dan bahsedelim biraz ortak. Sanırım ikinci sınıfta 3'e göre daha fazla laba giriyoruz. Özellikle anatomi... Yani anatomide çok fazla laba giriyoruz. Yine daha fazla olarak ikinci sırada fizyolojiye giriyoruz. Anatomide zaten herkesin tahmin ettiği üzerine
kadavra görüyoruz. Hani kadavra üzerinden ve maketler üzerinden çalışıyoruz. İşte genelde asistanlar kadavrayı hangi dersin konusuysa ona göre kesmiş oluyor. Ya da işte sadece organsa sadece organ şeklinde gelmiş oluyor. İşte her masa tek tek gidip inceleme şansımız oluyor. Asistanlar üzerinden göstererek anlatıyorlar. Ama tabii makette de gösteriyorlar. Çünkü hani kadavra organ üzerinde bize öğrettikleri her şey o kadar net belli olmayabiliyor. Ya da bir siniri, bir damarı böyle çok net bir şekilde ayıramıyorsun. En azından maket üzerinde böyle bir renk sayesinde bir ayrım yapabiliyoruz. Ama kadavra üzerinde açıkçası ben sinirle damarı hani bir yıl o görmüş bir olarak hala hissedemiyordum. İşte fizyoloji abları bizim öğrenciler olarak daha çok aktif katıldığımız ablar oluyor. Üç kere kurbağa kestik mesela. Birinde kurbağanın bacak kasını inceledik. İşte birinde bize kestirdiler. İki farklı yerden kesim yaptık. Ne farklar oluyor bunları görmemiz istediler. Bir de kalbiyle ilgili bir deney yaptık mesela. Onda çok aktif olamadık. Çünkü sanırım kalbi çok küçük olduğu için hani parçaların bilmem ne diye. Ama onlarca lablarda mesela kendi kanımızla işte birimizin parmağını iğne batırdık. Sonra kanı çıkardık. Atıyorum biri böyle tüple çekti. Böyle herkesin görev aldığı bir kan deneyi yaptık. Yani hep böyle bizim daha çok aktif olarak katıldığımız lablar fizyoloji labları oluyor. O yüzden sanırım tüm öğrencilerin hani katılmayı daha çok sevdiği lablar fizyoloji labları oluyor. Tek zevkli dersleriniz aslında. Yani anatomi labı çok zevkli değil. Öyle yani. Labları online görmediğiniz için çok şanslıyız. Çünkü bence lablar aşırı eğlenceli. Evet. Ve böyle çok garip. Mesela ilk kadavra gördüğümde çok aşırı garip hissediyorum insanı. Evet. Böyle ilk labda şeydi, sadece bir kemik omurga inceliyorduk. Böyle kemikleri koymuşlardı işte hangi omurga hangi sırada vesaire diye bakıyorduk. Ve sonra tüm dersi işte inceledik. Sonra düşündük ki bunlar birinin kemikleriydi. Böyle gerçekti falan diye böyle bir garip oluyorsun. Evet. Veya kadavra görmek de biraz garip hissettiriyor. İlk başlarda çok garip. Böyle evet. Biraz yüzleştiriyor gibi ama böyle senin sona doğru o kadar alışıyorsun ki hani artık kokmuyor oluyor. Evet. Normalde biraz kokuyor. Onun için bence fizyoloji labının şeyi çok eğlenceli. Yani kurbağa deneyleri bence aşırı eğlenceliydi. Ve kurbağa kesmek de aşırı eğlenceliydi. Ben bir tane kurbağa kestim. Ve çok garip bir his. Sana... Bana anlatmış demek ki. Hiç garip değil arkadaşlar. Hayır. Çok korkunç. Hayır, böyle kurbağa zıplıyor falan. Sen tutuyorsun sonra makası altına evet, koyuyorsun. Biraz... Sonra kafasını kesiyorsun. Sonra ilk sefer de kesemiyorsun. İki defa kesiyorsun. Burası artı 18. <Evet. gülüyor> Ama garip bir şekilde bunlar seni böyle geliştiriyor ve hani güçlendiriyor evet. gibi. Böyle artık bunlar bir şey ifade etmiyor sana derecesine geçiyor. Artık insan kesmeye hazır evet. oluyorsun. Doktor olarak. Evet. Öyle labları eğlenceli. Peki o zaman son sorum. Genel olarak mutlu musunuz? Ve son sorum değilmiş, bir sorum daha var. Hani bir şeyden daha bahsedeyim. Günün nasıl geçiyor? Gününüz nasıl geçiyor? Evet. Onu anlattın mı? Okul yok. Ders yoktu o zaman. Normalde amfi derslerine gelip... Gidiyoruz. Bir şey olmaz. Amfi derslerine gittiğimizde... Yani aynen. Özellikle dinlemek istediğimiz bir ders olduğu zaman... Hani gidiyoruz. Dersler 50 dakika. Biraz uzun bence. Yani benim dikkatim çok dağılıyor. Üniversite bütün dersler 50 dakika. Her evet yani öyle. Sanırım her yerde 50 dakika. 50 dakikada işte hoca bize genelde slaytını hazırlamış falan oluyor. PowerPoint üzerinden. İşte ekrana yansıtıyor, geçiyor, oradan anlatıyor, ek şeyler anlatıyor falan. Yani sorunuz varsa soruyorsunuz. Böyle aşırı öğrencinin katıldığı aktif bir ders değil. Onun haricinde hani dersin bitince yemek yiyoruz falan normal insani şeyler. Arkadaşlar bir kafeye oturuyoruz. Hangi kafenin adını söyle? Reklam bu. Şimdi aslında burada kampüs diyebileceğimiz yerin içerisinde geyik var, kaşık var, kafe tip var binanın içerisinde. Yani burada da takılabileceğimiz yerler var. Onun dışında hamam önüne de yakın. Bayağı yakın. Aynen. Zaten oraları da çekiyor olacağız. Evet. Zaten yurt falan da hamurum. Evet. Tamam o zaman bir gününü anlat Öykü. Böyle ders çalıştığında olabilir. Labada girdiğinde. Labada girdiğinde. Kısaca böyle. Şimdi mesela bugün bunu yapmasaydık yapacaklarımı anlatayım. Çok mantıklı.
bugün sabah mesela mikrobiyoloji labımız vardı. Kayra öğleden sonra girecek evet. ona. Bugün mikrobiyoloji labında bazı örnekleri besyerine ektik. Boğaz kültürünü vesaire. Eğlenceli bir labdı. Örnek giyip hani bir şeyler kullanıyorsun. Doktor olduğunu hissettim. Evet. Sonra genelde labdan sonra ders, güzel bir ders olursa Antalya'ya gidiyorsun. Kayra'da var. Sonra sınavın varsa burada kütüphane var. Oraya paşa paşa gidip ders çalışıyorsun. Akşam da arkadaşlarına sıkılıyorsun. Evet. Çok iyi. Güzel bir gün. Mühendisin bir günü de yaklaşık benzer. Biz hani olağanüstü hayatlar yaşamıyoruz. Evet. Öyle. Peki genel olarak mutlu musunuz tıp seçtiğiniz için? Veya gelecekte yurt dışı mı düşünüyorsunuz? Selam. Bu iki soruyu da. Ben çok konuştum. Ben yurt dışı düşünüyorum. Yani bana daha rahat geldiği için yurt dışı düşünüyorum. Hani zaten üniversite sınavına hazırlanırken bir sürü çalıştık. Okulda bir sürü çalışıyoruz. Açıkçası tıpta çalışmak beni, yani çalışma kısmı olduğu için çok istemiyorum. Yani orada da gidip çalışacağım sonuçta ama daha rahat bir şey çalışacağım için daha iyi geliyor yani gözüm. O yüzden yani yurt seçmeyi daha çok istiyorum şu anda. İleride ne olur bilmiyorum. TUS yurt dışı sınavlarından daha zor. Evet gerçekten. Öyle gerçek var. Evet bunu tıp düşünen arkadaşlar şimdiden haberi olsun. Ona göre dilinize dikkat edin. O zaman ben soru cevap... Ben de yurt dışı düşünüyorum. Evet sen ben de yurt dışı düşünüyorum. Evet. Günde kaç saat çalışıyorsun? Bazen hiç, bazen... Evet yani bu 4-5. Şey... Sınava yakın. Gününe göre. 8-9. Evet, değişiyor. Ben bu soruya cevap veremem mesela. Çok günde şey, böyle bir kesin bir gün yok, anladın mı? Atıyorum ders çalışacağım diyorum ama eve o gün 11'de geliyorum ve... Yani çalışmamışım. Bazı günler hani gününde oluyorum, çalışıyorum falan. Ya üniversitede bir rahatlık oluyor aslında. Yani ne bileyim, şimdi biz size mesela şey diyoruz, saatlik program yapın, günde kaç saat çalıştığınız belli olsun. 10 saat ya da en az 8 saat çalışın falan ama üniversitede öyle bir şey yok. Evet. Yani. Evet. Tamamen o anki ruh haline bağlı. Evet, İnşallah çalışırsın. Gerçekten öyle, biraz şans yani. Arkadaşlar, Hacettepe vlogumuz bu şekildeydi. Daha çok Öykü ve Kayra'ya teşekkür ediyoruz. Onlar zaten içeriği falan, okulu onlar çekti, kampüsü. Biz de soru cevabı yaptık beraber. Evet. Umarım... teşekkür ediyoruz. Evet. Gördüğünüz için. Çok güzel bir video oldu bence. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.